Arkadaşlar denemeyi çözdüğünüz için ve çözümlerini merak ettiğiniz için soruları uzun uzun okumayacağım. Eğer biraz olduysa çözümleriniz ve bazı soruları hatırlamakta güçlük çekiyorsanız önden bir bakın. Vakit kaybettirmeyeyim size soruları okuyarak. Çünkü çoğu soru biliyorsunuz uzun oluyor TYT'de. Vakit kaybetmeyelim, direkt soruya geçeyim. Şimdi 9.06 gram var arkadaşlar. Burada zaten önemli şeyleri söyleyeceğim size. 9.06 gram bardağın ağırlığı. Bardak altlığı yani arkadaşlar burada altındaki tabağın ağırlığı 3.4 verilmiş 2 tane tabak var 6.8 ve içinde bir çay var ne kadar olduğunu bilmiyoruz x kadar çay olsun eşittir 17 gram. Burada şimdi 9.6 daha 15 0 e, burası da 0.6 ve 8 ona dikkat edin aslında 6.80 böylece toplarken hani hata yapan arkadaşlarımız varsa... 9.06 artı 6.80 diyecektiniz. Bu yüzden 15.86 artı x eşittir 17. X de buradan arkadaşlar 17 eksi 15.86 yani x 1.14 oldu. Kafanız karışırsa buradaki virgülleri sağa doğru atın. Sanki 3 basamaklı sayı çözermiş gibi hareket edin tamam mı? X eşittir 1 1 1.4, 1.14. Bize ne diyordu? bu fincanın kapasitesinin 1 bölü 4'üydü. O zaman 1 bölü 4'ü 1.14 ise bizden bunun 4 katını istiyor. Yani 1 çarpı 1.14 çarpı 4. Buradan da 4.56 olacak. Ondalıklı sayı sorusu işleme dayalı aslında zor değil ama birkaç şeye dikkat etmemiz yetti. Konikide arkadaşlar yapacağımız iş ne? Kök 12 malum 4 çarpı 3 dışarı 2 kök 3 diye çıkacak. Sonra kök 27 arkadaşlar dışarı ne olarak çıkacak? 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. Topladığımızda 5 kök 3. Şimdi 5 kök 3'e en yakın bir tam sayı bulmamız lazım. Ve bundan küçük olmayan aslında ne demek istiyor? Bulacağınız sayı buna eşit olabilir. Ki tam sayı olduğu için öyle bir şey mümkün değil. Veya büyük olabilir. Dolayısıyla 5 kök 3'e en yakın sayıyı bulurken tabii ki yaklaşık değerini hesaplamak yerine bunun karesini alırsınız. 5 kök 3'ün karesi de arkadaşlar nedir? 25 çarpı 3'ten 75. Karesi 75'e yakın olan sayı kaçtır? Tabii ki 9'dur. Çünkü 9'un karesi 81. O zaman alacağı en küçük tam sayı değeri 9'muş. Yani C şıkkı. İki şeye dikkat etmek lazım. 1. Asal sayı arkadaşlar 2'den başka hiçbir asal sayı çift değildir. İkincisi 2 iki basamaklı olduğu için arkadaşlar 2 basamaklı bir sayının rakamları toplamı ne zaman asal olur? İkisi birden 1, bir, 1 bir olursa olur. 1 bir artı 1'den bakın 2'ye elde ederiz. Ama başka hiçbir şekilde 2'ye elde edemeyeceğiz. Niye? 20 olması için bunu çift bir sayı olması lazım. 20 asal sayı değildir. Belki böyle hata yapan arkadaşlarımız varsa düzeltmiş oldum böylece. Diğer asal sayıları nasıl bulacağız? Asal sayılar 2 hariç hep tek olduğu için birler basamağı tek olacak. O zaman 23'ü düşünebilirim. Hem asal sayı hem de rakamları toplamı 2 artı 3'ten 5. Sonra buna uyan ne var? Asal sayı düşünelim hemen. 29. 29'un rakamları toplamı kaç? 11. Bakın bu da asal sayı oldu. Demek ki elde edeceğimiz sayılar 11, 23 ve 29'da tıkandık. Çünkü bir sonraki sayı 30. 30'dan küçük kudretli asal sayıları soruyordu. Cevabımız 3 olmuş oldu arkadaşlar. A şıkkı. Burada hata yapmamak adına arkadaşlar 6 faktöriyel yani, 3 faktöriyel yani. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel yani, bölü 3 faktöriyel yani diye yazın ki hem hata yapmanız azalsın hem de işlemleriniz azalsın. Böylece bu 120 oldu. 9 faktöriyel nedir? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. Aşağısı zaten 7 faktöriyeli olduğu için 72. 5 faktöriyeli bence direkt yazalım 120. 2 faktöriyel zaten 2. 60 oldu. En büyük A'ymış. Sonra B sonra C. Yani D şıkkı. Karenin alanı arkadaşlar A kare. O yüzden şöyle bir kare düşünün bu karenin içine böyle dikdörtgenler yerleştireceğiz. O zaman karenin alanını dikdörtgenin alanına bölersek kaç tane içine dikdörtgen gireceğini buluruz. Böylece 32 üzeri 5 çarpı 32 üzeri 5 karenin alanı yani buradan hemen üssü sayı bilgisiyle 32 üzeri 10 tabanları aynı üstleri topla. Hatta 32 2 üzeri 5 olduğu için 2 üzeri 5 üzeri 10'dan 2 üzeri 50 birim kareymiş buranın alanı. Sonra arkadaşlar Dikdörtgenin bir kenarı 4 üzeri 3, diğer kenarı 2 üzeri 4. 4 üzeri 3 nedir? 2 üzeri 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6, bir de 2 üzeri 4 olduğu için tabanları aynı. Demek ki bunun alanı 2 üzeri 10 birim kare olacak. Şimdi bu alanı bu alana böleceğiz. Yani işte bu. Tabanları aynı olduğu için üstleri ne yaparız? Çıkartırız. 2 üzeri 50 eksi 10'dan 2 üzeri 40 oldu arkadaşlar. Yani E şıkkı. Buradaki örneği tabi dikkatli incelemek lazım. Kenar sayısı 3, içindeki sayı 7. Bunların farkının mutlak değeri 4. Yani daha küçük olursa eğer e, her türlü pozitif çıkacak farklarının mutlak değerini aldığımız için. 6.2 olursa içteki sayı bakın 6.2 4'ten 2.2. O zaman bu içerideki sayı 12, kenar sayısı 6. 12 6 zaten pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar 6. Şimdi yalnız x mi büyük 4 mü büyük bilmiyoruz. O yüzden burada sakın x eksi 4 parantezinde demeyecektiniz. x eksi 4'ün mutlak değeri diyecektiniz. Bu, bu yüzden bu şekilde yazmış olduk. Eksi 5'te de kenar sayısı 5 bu eksi 5 olduğu için farkları 5 eksi eksi 5. Böylece bunun mutlak değeri 10 olur. Şimdi x eksi 4 mutlak değer içinde eşittir 4 x eksi 4 o zaman 4'e eşit olabilir veya x eksi 4 eksi 4'e eşit olabilir. Demek ki x 0 olabilirmiş arkadaşlar. Bir de x 8 olabilirmiş. Çarptığımız zaman 8 çarpı 0'dan 0 geldi D şıkkı. Başta eyvah böyle sayı falan olunca e, sayfalarla ilgili zor sorular oluyor ya. Acaba öyle mi diye korkutuyor insan ama öyle bir soru değil. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayfa var arkadaşlar. Havuza düşmeyen bu 6 sayfadan bir tanesinin sayfa numarası verilmiş 3. Diğerleri de arkadaşlar 2 basamaklı ardışık tam sayılarmış. O zaman x, x artı 1, x artı 2, x artı 3 ve x artı 4 oldu. Bunların toplamı bakın 5x artı 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı normalde toplayabilirsin. 10 yapıyor zaten ya da n çarpı n artı 1 bölü 2'den 10 oldu. 5x artı 10 bir de 3 var toplamları 78. 78. 5x böylece arkadaşlar 65 yani x 13 oldu. Buradaki en büyük sayı hangisi? x artı 4'ten tabii ki 17 olacak. 13 artı 4'ten cevabımız B şıkkı oldu. Burada akla şu soru gelebilir. Böyle ne güzel tek tek yazdınız da eğer 56 tane sayfa olsaydı biz ne yapacaktık? O zaman x, x artı 1 nokta 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 x artı 56 tane sayfa olsaydı mesela oraya diyecektim ki x artı 55 neden? Bakın birincisi x, ikincisi x artı 1, üçüncüsü x artı 2 ise o zaman sonuncusu da yine olması gerekenin bir eksiği olacak şekilde. Peki 1'den 55'e kadar olan sayıların toplamı nasıl olurdu? 55 çarpı 56 bölü 2 ama öyle bir şey olmadığı için üşenmeden tek tek yazmak mantıklıydı bu soruda. Sayamayanlar için bir palindrom sayı örneği vereyim size. Bakın 5 basamaklı. Burası mesela 4 olsun, burası 6 olsun, burası da 6 olmalı. Burası 7 olsa burası da 7 olmalı. Yani soldan sağa okunuşuyla sağdan sola okunuşu aynı olması için şöyle ortadaki terim böyle dursun. Bu terimle bu terim, bu terimle bu terim eşit olmak zorunda. Şimdi bu palindrom sayının eleman sayısı topu topu 2 ise bir düşünme tabii işin içine girecek. Sorularda bazen arkadaşlar bir çözüm gelir önünüze dersiniz ki ya bu ne böyle hemen hızlıca yaptı. Zaten orada olması gereken gerçekten hızlıca düşünmektir. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Sayı 15'e bölündüğü için neyi düşüneceksiniz? 15'e bölünen bir sayı hem 5'e hem 3'e bölünür. O zaman 5'e bölünmesi lazım. Sondaki sayının 5'e bölünmesi için 5 olmaktan başka şansı yok. Neden? Palindrom sayı olduğu için arkadaşlar bunun simetriğindeki yani ayna gibi düşünürseniz böyle bunu düz bir ayna. Bunun simetriğindeki sayının da aynı sayı olması lazım. 0 olsa haliyle arkadaşlar ilk basamak 0 olamayacağına göre 5 dedim. Sonra arkadaşlar bunun 15 ile bölünmesi demek aynı zamanda 3 ile bölünmesi demek ya. Buna göre şu basamakları ayarlamam lazım. Peki nasıl yapabiliriz? 3'ü de kullanmalıyım bir de üstüne üstlük. O zaman ben 3'ü buraya yazarsam, 5'i buraya yazarsam. Bakın ne oldu? Problem çıktı değil mi? Çünkü 23 olur arkadaşlar. E bu da 3'e bölünmez. O yüzden ne yapmalıydınız bu soruda? 5'e ihtiyacınız var bir tane. Çünkü 5 ile 5'in toplamı 10 olur. 3'e bölünmesi için sizin ortaya 5 yazmanız gerekiyordu. Buralara 3 yazmanız gerekiyordu. Böylece 5'ten 3 tane olduğu için toplamları 15 olur. 3'e bölünür. 3 zaten 3'e bölünüyor. Böylece rakamlar toplamı 3'e bölünmüş olur. 11 ile bölünme kuralı neydi? Artı ile başla. Sonra eksi. Sonra artı. Sonra eksi. Sonra artı. Her zaman sağdan başlayacağız. Böylece 5 eksi 3 2. 5 eksi 3 2. 2 daha 4. 5 daha 4. 9'muş arkadaşlar 11 ile bölümünden kalan A şıkkı. Arkadaşlar kafanızın karışmaması için böyle bir küçük bir büyük duruyor. Ya. Onu biz düzgünce ayarlayalım bakın. A küçüktür D. Sonra C küçüktür D. Sonra C küçüktür B. Sorularda bunlar ufak şeylerdir ama işlem hatası yapmanıza engeller. Bunların hepsini aynı hizaya koyalım. Şimdi böylece D'nin hem A'dan hem C'den büyük olduğunu gördük. A, B, C, D sayısında. D hem A'dan büyük hem C'den büyük. C de bakın B'den küçükmüş. Şimdi A, A, 2, B sayısında haliyle ne söyleyeceğiz? Bir kere arkadaşlar B, A'dan da büyük olmuş olacak. B, 2'den de büyük olmuş olacak. Bu kenarda duruyor. Şunu bir sileyim. Şimdi bu kenarda dursun. Sonra arkadaşlar bir de ne söylemiş? C de B'den küçük. O zaman C dediğimiz burada 2. B dediğimizde A oluyor bakın. Aynı izalı temsili bir görüntü sonuçta bu. Bu yüzden de 2 küçüktür A olmalı. A 2'den büyük sayılar olmak zorunda. Neler olur? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 olamaz çünkü arkadaşlar B'nin A'dan büyük olması lazım ve B bir rakam. Eğer A 9 olursa B 10 olmak zorunda kalır. 10 da bir rakam değildir. Dolayısıyla işte A'nın alabileceği rakamların toplamı 3'ten 8'e kadar olan sayılar. Tek tek toplayabilirsiniz ama ben size şunu hatırlatayım. Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı ardışık terimlerin toplamını veriyordu. Basit bir şey ama hani hatırlayın diye göstereyim istedim. 8 3 daha 11 bölü 2 terim sayısı da 6 olduğundan 33 oldu. 5 saniye 5 saniyedir sonuçta. Bu soruda gerçekten güzel bir durum var. Mesela bu soru sınavda çıksa hakikaten güzel eleyici bir soru olur zor olduğu için değil. Ancak bazı öğrencilerimiz hızlı davranıp bu soruyu çok hızlı yapabilir. Bazıları da hakikaten uzun sürer. Yaptım der ama 1,5-2 dakikada gider. Burada şunu görmemiz lazım. Ben bir hatırlatmada bulunayım size. Bir sayının pozitif tam sayı bölenlerini nasıl buluyorduk? A asal sayı ve B de asal sayı olmak üzere. Bunların üstü diyelim 3 olsun bir de 4 olsun. Üstlerini bir arttırıyorduk. 4 çarpı 5'ten bunun 20 tane pozitif böleni var diyorduk değil mi? O yüzden bu soruda da 1, 2, 3, 4, 8, 11, 17'yi yazacağız ama bunların pozitif tam bölen sayısını bulurken üstlerini 1 arttırıp çarpacağız. Örnek yani biz temsil olarak söylüyorum. 3'ün üzerinde 1 olsun, 5'ün üzerinde 11 olsun. 7'nin üzerinde arkadaşlar 2 olsun, 3'ün üzerinde 8 olsun. 1'i 1 arttırdım, 11'i 1 arttırdım. 2 çarpı 12'den 24 olacak mesela. Bu 3, bu da 9 oldu. 3 çarpı 9'dan 27 tane pozitif tam bölün olacak. Yani bunlar bu şekilde eşit olmak zorunda. O yüzden şu verdiğim örnek bilerek tabii ki yanlıştı. Şimdi bunların bir arttırılmış hallerinin çarpımlarına bakacaksınız o yüzden. Bu 1, 2, 3, 4, 8, 11, 17 diye verilmiş ya bak. 2, 3, 4, 5, 9, 12 ve 18'i çarptığımız zaman birbirine eşit olması lazım. E o da bak ortaya çıktı. 2 18 36, 3 12 36, 4 9 36, 5 fazlalık kaldı. Hemen göstereyim örneği. E, 3 üzeri 1, 5 üzeri 17. Sonra 7 üzeri e, 3 olması için 2, e, 12 olması için 11. Sonra 2 üzeri 4 olması için 3. 9 olması için 8. Gördüğünüz gibi burası 2 çarpı 18'den 36. 3 çarpı 12'den bunun da 36 böleni geldi. Bunun da 4 çarpı 9'dan 36 böleni geldi. Tabanları hiç önemsemedim. Çünkü arkadaşlar asal sayıların ne olduğu önemli değil. Üstleri önemlidir. Pozitif tam bölen sayısını bulurken. Son olarak şunu söyleyeyim. Mesela 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4'ün de 5 üzeri 5 çarpı 7 üzeri 4'ün de pozitif tam bölen sayısı aynıdır. Neden? Ben sadece üstleri bir arttırıp çarpıyorum da o yüzden. Bu şekilde bence ince ve güzel bir soruydu. Cevabımız buradan 5 fazla olması için o 5 neyin bir fazlasıydı? 4'ün yani B şıkkı oldu. Soruda arkadaşlar zaten uzaklıklara bize vermiş. A-3, 2A-12 ve 24-B diye. Bu Ahmet'inki. Bu Berk'i ve Berk'in ve bu da Cenk'inki. Dolayısıyla demiş ki senle benim aynı uzaklığımız pastaneye. O zaman a-3 ile 2a-12 birbirine eşit. Buradan 9 eşittir a geldi. Şimdi 9'u yerine yazarsak 9 çarpı 2 eksi 12'den 18 eksi 12'den 6 metreymiş demek ki şey 6 santimmiş. 6 santim deyince de enteresan oluyor arkadaşlar. Biz ona 6 metre diyelim şimdi. Takılmayalım santimetreye. Şimdi seninle pastaneye olan uzaklığımız aynı ancak ben pastaneye Cenk'ten daha yakınım demiş. Cenk'in uzaklığı neydi? 24 eksi B. O zaman Cenk daha uzak olduğu için 6 küçüktür 24 eksi B. B küçüktür 18. Haliyle arkadaşlar B'nin alacağı en büyük tam sayı değeri 17 geldi. E şıkkı. Her turda eşit miktarda boy azalıyormuş. Bakın ona dikkat edelim. Böylece arkadaşlar başlangıçtaki boyunu bilmiyorum x olsun tamam mı? O zaman ben 5 tur döndürdüğümde e, x eksi 5 çarpı k diyelim. Bir turda k kadar kısalsın o zaman 5 turda 5k kadar kısalır. Bu arkadaşlar 3.6 daha fazla oluyormuş. Neye göre? Buna göre. O zaman bunun da başlangıçtaki boyu x'ti. 11 tur döndürülünce 11k kadar azaldı. Ve bunun boyunun 3.6 fazlası oldu soldaki. X'ler gitti. 6K eşittir 3.6'dan bir tur döndürdüğümüzde 0.6 birim azaldığını görmüş olduk. Başlangıçtaki boyu X. 10 tam tur döndürüldüğü zaman X eksi 10 çarpı 0.6 ve bunların oranı da 10 bölü 7'ymiş gördünüz mü? Böylece 7x eşittir 10x. Burası 6 olduğu için 60 geldi. 60 eşittir 3 xten Demek ki x 20 20ymiş arkadaşlar. D şıkkı. Arkadaşlar size fx verilmiş. O yüzden hiç burada böyle değişik şeyler yapmaya gerek yok. F bileşke fx'i de bulacağız. F bileşke fx demek f'nin içine fx'i yaz demek. Yani 2 çarpı 2x eksi 3. Eksi 3 bakın x gördüğüm yere fx yazdım. Böylece 4x eksi 6 eksi 3 daha 4x eksi 9 oldu. Artık f bileşki fx yerine 4x eksi 9 yazabilirim. fx zaten 2x eksi 3'tü. Haliyle ne gelmiş oldu? 6x eksi 12. Şimdi gx fonksiyonunu bulduk artık. Yazalım. G'nin içinde f 9 bölü 2. F9 bölü 2'yi hemen buluyorum. 2 çarpı 9 bölü 2 eksi 3. Buradan da 6 oldu. Şimdi neyi yapmamız lazım artık? G'nin tersi 6'yı bulmamız lazım. Bunun için fonksiyonun tersini uzun uzun bulmaya gerek yok. Gx'i biz 6x eksi 12 bulduk ya. G'yi atalım öbür tarafa. X eşittir. G öbür tarafa G'nin tersi olarak geçer. Yani G'nin tersi 6x eksi 12. Artık G'nin tersi 6 yapmak için 6x eksi 12'de x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 6x eşittir 18'den x eşittir 3 yazmalıyım arkadaşlar. Demek ki 3 eşittir g'nin tersi 6 oldu. E şıkkı. Aralıklarına dikkatlice bakmamız lazım arkadaşlar. F4 eksi g4 denmiş. Bakın f fonksiyonuyla g fonksiyonu zaten 4'te kesişiyorlar. Bunlar f4 eşittir g4 olacak. Absisleri ve ordinatları gördüğünüz gibi aynı noktadan geçiyor. Bu yüzden hemen F4 eksi G4 bundan dolayı sıfırdır. Sıfırın kübü de sıfır olur negatif olmaz. H'ın tersi 2 ne yapacağız? Tersten hareket edeceğiz. Bakın Y ekseninden X eksenine doğru geleceğiz. Yani burada arkadaşlar yaklaşık 4 oldu. Biz uyduruktan değer verelim. 4.1 gibi düşünün şimdi orayı. G5'e bakıyorum. G5 arkadaşlar Şöyle geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi 5 ile 6 arasında bir şey. Ona da uyduruktan 5.3 diyeyim. Farkları bakın negatif oldu. Bu yüzden ikincisi olur. Şunları silelim. Engellemesin görmemizi. Üçüncü öncüle baktığımız zaman F2. F2 arkadaşlar bakın 3 oldu. Sonra G 9 bölü 2. 9 bölü 2 4.5. Yani yine şöyle baktığınız zaman Şurada bir yer arkadaşlar. Yine ona da uyduruktan diyeceğim ki 5.2 mesela. O zaman bu da negatif oldu. 2 ve 3 D şıkkı. kümesine bakacağız arkadaşlar. Bir de birleşim kümesine bakacağız. Ahmet ve Cevat. Mahir ve Kamil, Ceylan ve Ertan. Sol taraflar isim, sağ taraflar soyad arkadaşlar. Buna göre o zaman Ahmet ve Cevat isim kelimesinde A, E, T ve soyad kelimesinde A, E, T'ler ortak. Şöyle bir küme oluştursak kesişimleri A, E, T olacak. Diğerinde arkadaşlar kalanlar H ve M ve yine kalanlar arkadaşlar öbüründe V ve C. Şimdi A birleşim B bunların tamamı yani H, M, A, E, T ve V, C. Bunların A kesişim B'den farklı olduğu yer neresi? H, M ve Buradaki arkadaşlar VC kaç elemanlı oldu? HMVC? C 4 elemanlı. O zaman bu uydu istenen şardı. Mahir Kamil'de neler ortak? M A M A bir de i. 3 tanesi ortak. Ortak olmayanlar neler? H R K ve L. E o zaman bu da 4 tane ortak olmayan oldu. 4 elemanlı ortak olmayan. Yani A birleşim B'nin A kesişim B'den farklı olduğu yer geldi arkadaşlar. Ceylan Ertan'a bakalım. Ceylan Ertan'da E'ler e, ortak. Sonra A'lar ortak. N'ler ortak. Ortak olmayanlara baktığımız zaman C, Y, L, R ve T. Toplamda arkadaşlar 5 harf oldu ama 4 eleman olması isteniyordu. Bu yüzden cevabımız 1-2 oldu. D şıkkı. Yani soruların arkadaşlar diyelim 12 tane problem geliyorsa bunların rahat 8 tanesi düzgün denklem kurmaktan geçer. Ve bazı sorularda da basit denklemler yaparız ama önemli olan sorunun anlaşılmasıdır. Şimdi burada da öyle müthiş bir denklem kavramı olmayacak. Yeter ki mevzuyu kavrayalım. Bakın hepsinden aynı miktarda kar elde etmiş ve altın yatırdığı paranın 3 bölü 4'ü kadar kar getirmiş. Döviz yatırdığı paranın yarısı kadar. Ve borsada 240 derece olduğu için 240 derece 360'ın 2 bölü 3'üdür. Haliyle altına yatırdığı paraya ben A diyeyim tamam mı? Bunun 3 bölü 4'ü kar geldi. Döviz yarısı kadar ve borsada arkadaşlar 2 bölü 3'ü kadar. Ve ne demişti? Aynı miktarda kar elde etti. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Payda eşitleyeyim. Şimdi bunların ortak böyle kesirli yazmaktansa 12'de eşitleyelim. Yukarısı o zaman 9A olur. Aşağısı şey sağdaki arkadaşlar 6D olur. Ve bu da 8B olur. 9, 6, 8'in o kaçtır? 72. Böylece buna 8K diyebilirim. Buna 12K diyebilirim. Ve buna da arkadaşlar 9K diyebilirim. Soru da bize demiş ki altına yatırdığı para dövize yatırdığı paradan 12.000 TL eksik. 12K eksi 8K bu altına yatırdığı paraydı. Bu da dövize yatırdığı para. Böylece 4K eşittir. 12.000'den K arkadaşlar kaç gelmiş oldu? 3000. Bizden ne isteniyor? Borsaya yatırdığı para yani 9K 9 çarpı 3000'den borsaya 27.000 TL yatırmış. O da B şıkkı oldu. Bakın soru da şimdi arkadaşlar diyor ki size kesinlikle iki tane sayımız var sadece. Daha fazla değil. İki tane sayı var. A sayısı olsun ve B sayısı olsun. Öğrenciler arkadaşlar dört tane öğrenci böyle kutuya elini daldırıyor torbaya. Sonra alıyor. Burada sayı var. İki tane var top topu. A ve B. Yani ya her öğrenci ya A'yı seçiyor ya B'yi seçiyor. Şimdi bunlardan biri büyük biri küçük demek ki. Bu yüzden birisinden seçtiğiniz sayılar daha fazla gelirken diğerinden daha az geliyor. Ve bu dört kişinin seçeceği sayının diğerinden 48 fazla gelmesi için yani en küçük değerden 48 fazla gelmesi için hep büyük değeri yani A'yı seçmeleri lazım. Küçük değeri de B diyelim. En az seçme durumunda da bu 4 kişinin her durumda B'yi seçmesi lazım. A'dan gelecek asal sayı en büyük P olsun. Bunun da en büyük asal böleni Q olsun. 4P geldi. Diğerinin de 4Q geldi. Ve bunların aralarındaki fark 48'miş. O zaman 4'e bölersek P eşittir. Q artı 12 oldu. Olay bu arkadaşlar. Öğretmen sınıftan 9 kişi seçtiğinde bu 9 kişinin aldığı toplam şeker sayısının alabileceği en büyük değer yani 9 kişi hep A seçmiş olabilir en büyük olması için. Böylece nokta nokta 9 tane 9 tane var burada. Böylece 9P yapar bunların toplamı. Eğer en küçük olsaydı yani bu 9 kişi B'yi seçseydi sürekli o zaman ne olacaktı 9Q ve 9P 9Q'nun 3 katının 18 eksiği olmuş. O zaman her iki tarafı şimdi 9'a bölersem P eşittir 3Q eksi 2 oldu. P hem buna eşit hem yukarıdakine eşit. Bilgilerimizi birleştirelim bu ikisini. Q artı 12 P'ye eşit. 3Q eksi 2 de P'ye eşit. Böylece 2Q 14 Q 7 geldi. Buradan P o zaman şu yerine yazarsam 19. Şimdi bu sayılardan hangisinin asal böleni en büyük 19 oluyor? 179'un en büyük asal böleni 19'dur. Çünkü 19 çarpı 9 oluyor arkadaşlar. Sonra 154'ün asal böleni 77 çarpı 2 yani 11 çarpı 7 çarpı 2 olduğundan bunun en büyük böleni 11'dir asal bölen olarak. O zaman bunu alamayız. 105'e geldiğimiz zaman da 7 çarpı 5 çarpı 3'tür. O zaman bu sayıda olabilir. Yani Büyük sayı 171'dir. Küçük sayı arkadaşlar 105'tir. Buradan gelebilecek en büyük asal bölen 19 olduğu için buradan da gelebilecek en büyük asal bölen 7 olduğu için gerçekten 4 kişi olduğunda bakın 19 çarpı 4 7 çarpı 4'ten hakikaten 48 fazla. Yine 19 çarpı 9 7 çarpı 9'un 3 katından 18 eksik. Bu şekilde cevabımız D oldu 1 3. Soru tam bir okuduğunu anlama sorusu arkadaşlar. Aritmetik ortalamadan bahsediyor. Özellikle size aritmetik ortalama diyemiyorsa ortalama zaten aritmetik ortalamadır. Belirli sayıda ürün almış. Ne kadar aldığını bilmiyoruz. A tane olsun. Ve bunun ortalama fiyatı 1000 TL ise o zaman bu 1000 A'lık bir harcama yaptı başlangıçta. Kenarda dursun. Başlangıçta da 18 bin lira harcama limiti var. Sonra arkadaşlar ikinci durumda 9 ürün almış ve Ortalama fiyat ilk alışverişteki ortalama fiyata göre %50 artmış. Zaten biz ilk alışverişteki ortalama fiyatın 1000 TL olduğunu biliyoruz. %50 oranında arttığına göre 1000'in %50'si nedir? Tabii ki yarısıdır. Yani 500 TL. 500 TL arttığına göre 1000 lira ortalamasıydı başlangıçta. 1500 TL artık yeni ortalama. Ama bize ürün sayısını ne güzel vermiş artık. 1500 çarpı 9'dan 13500 TL ikinci harcaması. Şimdi bakın ilk harcaması 1000 ikinci harcaması 13500. Bunların farkı ne kalmış? 500. Demek ki 18.000'den kaç harcarsa 500 kalır? 17.500. Bina 13.500 daha 17.500 elde etmeli. Bina artı 13.500 17.500 olduğuna göre bina arkadaşlar 4000 bin oldu. Başlangıçta A eşittir 4 tane ürün almış C şıkkı. Problem sorularını arkadaşlar bir kere düzgünce tamamını okuyun. Niye biliyor musunuz? Mesela bu soruda 42 TL eksik alarak 54 TL ücret almıştır diyor. O zaman 42 artı 54'ten normalde bunun gerçek fiyatı 96 TL'ymiş çikolataların. Hemen başlangıçta x tane 5 liralıktan y tane 3 liralıktan ödemesi gereken fiyat 96 TL ama bu artı ile eksinin yerini yanlışlıkla değiştirdiği için 5x 3y 42 TL eksik kalıp 54 TL ücret alıyor. İşte olay bu. Dolayısıyla topladığımızda 10x eşittir 150 x eşittir arkadaşlar 15. 15 tane 5 liralık çikolata almış D şıkkı. Denklem böyle kötü geliyor gibi arkadaşlar, ilk başta korkutucu oluyor ama aslında çok da sıkıntılı olmayacak bakın. Şimdi e, diyelim şöyle zihninizde canlandırmak için iki yerden kestiğimizi düşünün. Tabii ki ortadan ikiye falan yarılamayacağına göre öyle bir şey derdi. Demek ki düzgün kesilmiş yani şuradan kesseniz bile her türlü ip bir, iki, üç tane parçaya ayrılıyor. Şöyle bir parça, böyle ikinci parça, böyle üçüncü parça gibi düşünün tamam mı? Buna göre o zaman birinci parça A kadar kelebek olsun. Bunun 0.2 katının 3 eksiğinin yarısı. ikinciye B diyelim. Bunun 0.1 katının 2 fazlası ve diğerinin de arkadaşlar 2 fazlasının yarısı. C diyelim ona da 2 fazlasının yarısı. Bunların üçü birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şimdi 0.2 ve 0.1'den kurtulmak için ben her yeri 10 çarpacağım. Böylece o gereksiz ondalıklılardan kurtulmuş oluruz. 5A-15 burayı 10 çarpınca 10 bölü 2 5 oldu. Burayı 10 çarpınca B artı 20 geldi. Burayı 10 çarpınca 5C artı 10 oldu. Gördüğünüz gibi her yeri 10 çarparsam bir şey değişmez. Buna göre artık şurasını tabii... 0.2 ile çarpınca 0.2 çarp 5 A'dır. Hemen dikkatinizde çekmiştir zaten hoca hata yaptı diye. A eksi 15 B artı 20 5C eksi 10. Buna göre A arkadaşlar 5C artı 25 oldu. B artı 20'den dolayı da B'yi C cinsinden yazarsam 5C eksi 10 olmuş oldu. Şimdi C artı 5C eksi 10 artı 5C artı 25 eşitmiş 433'e. Topladığımız zaman 5 5 10 11c artı 15 eşittir 433 11c eşittir 418 korkmayın bölünüyor mu diye bakın artı eksi artı yaptığınız zaman 12-1'den 11 tam bölünüyormuş. Hemen kenarda bölelim 418 bölü 11 buradan da e, ne oluyor bakayım bir 3 33 burası 88 demek ki 38'miş arkadaşlar. C 38 ise şıklarda yok. B'ye bakalım şimdi. B neydi? 5C-10. Yerine yazdığım zaman 190-10'dan 180 geldi. Şıklarda var. O zaman cevabımız D. Yine de A'yı da hesaplayalım. 190-25 daha o da 215 oldu. Ama şıklarda yok. Zaten hangisi olabilir diyor. D 180. Soru modellerinden biri bence bu. ÖSYM'nin sevdiği tarzdır. Böyle cümlelerle anlatır uzun uzun sizden görsel ve matematiksel bir şeyler ister. Görsellik önemli çünkü bir şey çizeceksiniz böyle amatörce oradan matematiksel yorum çıkartacaksınız. İki tane doğru parçası var. Birisi mavi, birisi kırmızı. Bunların hangisi solda, hangisi sağda söylememiş. Böyle de olabilir. İkinci sayı doğrusunu da çizelim arkadaşlar. Böyle de olabilir. Sorunun devamında hangisinin sağda olduğunu biz yorumlayacağız. Şimdi nasıl yorumlayacağız? Sorunun sonuna gidelim. Cümleleri zaten bu denemeyi çözdüğünüzü ve e, soruya baktığınızı varsayıyorum tabii ki. Mavi doğru parçası üzerindeki bir nokta en fazla kaç olabilir diyorsa o zaman hiç buna bakmana gerek yok. Çünkü mavinin en büyük değeri olması için mavinin sağ tarafta olması lazım. Ve ne demiş? Doğrun parçasının üzerinde gördüğünüz gibi böyle noktalar olur. İki tane kırmızının, iki tane de mavinin. Şimdi bu iki doğru parçası arasındaki en uzun mesafe burası. En kısa mesafe burası. En uzak mesafe en küçük değerin 3 katına eşitmiş. Buraya ben 3K dersem buraya K derim arkadaşlar. Ve bu 3K aynı zamanda mavi doğru parçasının da 2 katına eşitmiş. O zaman kesirlerle uğraşmamak adına bunu 6K'ya yükselteyim. Buna 2K diyeyim bak böylece buraya 3K kalır. Dikkat ederseniz toplamda 6K birim olduğu için 3K, 2K, 5K kırmızı kısma da K kaldı arkadaşlar. Şimdi bir bilgi daha vermiş. Kırmızı doğru parçasının uzunluğunun 4 katının 12 eksi. Yani 4K eksi 12. Mavi doğru parçasının uzunluğuna eşit. A güzel. O zaman 3K'yı öbür tarafa atınca K12 birim geldi. K12 birimse mavinin en büyük olması için ben buraya eksi 2'yi atarım. Toplamda 12 birim olması için o zaman burası 10 birim olur. Böylece 10 eksi eksi 2'den 12 olur arkadaşlar. Sonra artık eksi 2'den... 6 ile 12'yi çarparsak 72 birim ileri gidersem burası da 70 olur. Normalde şu 10'u bulmamıza gerek yoktu ama bir olayı görün diye yaptım. Böylece hatta madem yaptık şuraya da gidelim. Ee, 70 burası 3K olduğuna göre 36 çıkar. Burası da 34'müş. Her şeyi söyledik. Benden ne istese zaten bulurdum ama zaten burada eksi 2'yi söyledikten sonra 6 çarpı 12'den 72 aradaki mesafenin 72 olması için B'nin mavinin en uç noktasına 70 demek daha mantıklı. E şıkkı. Bu da bir matematiksel oran verilmiş. Onu arkadaşlar yapalım bakın. Şimdi soruda demiş ki herhangi bir videonun toplam süresi. Videonun toplam süresine T diyelim. Ortalama izlenme süresine de O diyelim. Tamam mı? Maksat harflendirmek yani. Buna izlenme oranı deniyormuş. Buna da i diyelim. T'nin O'ya oranı i'ymiş arkadaşlar. Azra ilk çektiği videonun ortalama izlenme süresini beğenmiyor ve bir sonraki videoda bu oranı azaltmak istiyor. Bir sonraki videonun süresini 2 dakika azalttığında, süreyi 2 dakika azaltalım, İzlenme süresi 1 bölü 4 oranında artıyor. Şimdi dikkat edin bakın, soruda bize izlenme süresini ilk olarak burada 24 olarak vermiş. Onu nerede söylüyor? İlk videonun ortalama izlenme süresi kırmızı şerit ile gösterilmiş. Bu yüzden zaten sorunun tamamını okumak çok önemli. Hemen buradaki o yerine artık ben 24 yazıyorum. Bu 1 bölü 4 oranında arttırılıyorsa 24'ün 4'te biri 6'dır. Böylece 24'e 6 eklersek bak bir bilinmeyenden kurtulduk 30 dedik. İkinci durumda izlenme oranı 1 bölü 2 azalıyormuş bak. i eksi 1 bölü 2. Benden istediği ne? T. i'yi istemiyor ya i'den kurtulalım. i'den nasıl kurtuluruz? Buraya 1 bölü 2 eklersem buradaki 1 bölü 2 gider. Böylece i yukarıda t bölü 24'e eşit. Aşağıda 1 bölü 2 artı t eksi 2 bölü 30'a eşit. Dolayısıyla burada artık t bölü 24 eşittir. 15 eksi 2 daha 13 artı t bölü 30 oldu payda eşitleyince 6 ile sadeleştiriyorum 4 burası 5. 5 t eşittir 52 artı 4 t'den t 52 geldi. T neydi? En başta Zaten bizim videonun toplam süresiydi. Videonun uzunluğu soruluyor zaten. Toplam süresi 52 oldu C şıkkı. Bu sorunun küme problemi olduğunu şuradan anlayabiliriz. Yalnızca yazara başvuranlar, yalnızca yayına başvuranlar, her ikisine de başvuranlar. O zaman hemen küme problemi olduğu zaman ne yapacaksınız? Kümeyi çizeceksiniz. Yazar manasında yaz yazayım. Yayın manasında yay diyelim. Her ikisi de ortadaki bölge bir soruda küme probleminde her ikisine, her üçünü ya da hiçbirini kavramlarını biliyorsanız oradan başlamak daha mantıklı. Şimdi yayın evinde her hesaba başvuran kişi sayısının 3 katı demiş ya ben hemen buraya arkadaşlar K diyeceğim. Böylece bunun 3 katı nereye eşit yalnız dikkat. Yazara başvuran demek yazar kümesi buranın tamamı olduğu için bunun 3 katı yani K'nın 3 katı bu mavinin tamamına eşittir. O yüzden buraya 2K kalır arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dikkat edelim. Bu yazara başvuranların kaç katı demiş? 3 katı. O zaman bunun da 3 katı arkadaşlar yayının tamamı. Yani bu bölgenin tamamı 9K olacak. O yüzden yalnızca yayına başvuranlar da 8K kalır. 2K arkadaşlar yalnızca yazara başvuranlar 10 tane arkadaşına söylemiş her biri. O zaman 2K çarpı ondan 20K kişiye duyururlar. Yayına başvuran 8K kişi de 15'er arkadaşına söylemiş. 8K çarpı 15'ten 120K insanı duyururlar. Toplam duyurulan insan sayısı 140K oldu. Ve bu da 5600 verilmiş. 5600'ü 140'a bölersek K 40 oldu. K 40 olduğuna göre her ikisine başvuran da arkadaşlar 40 insan oldu. Herkes hesaptan da kitap isteyen yani hem yazarın hem yayının hesabına başvuranlar 40 olduğu için bunun rakamlar toplamı 4 artı 0, 4 olur B şıkkı. Birisi arkadaşlar Akın 50 dakikaya oluyor. Çünkü 18'den 19'a kadar ama gittiği yol 10 dakika az. Çünkü 10 dakika arkadaşıyla konuşuyor. Dolayısıyla bu 50 dakika yol aldı. Necati 18.20'de çıkıyor. Aynı yolu gidiyor ve bu 30 dakikada alıyor. O zaman 50 çarpı Akın'ın hızı aynı yol. Ve yine 30 çarpı Necati'nin hızı aynı yol, bunun hızına 3v diyelim o zaman, bunun hızına da 5v diyelim. Dikkat edin, 50 çarpı 3v, 30 çarpı 5v. Yol ne kadar oldu? Evle halı arası 150v. Bu bizim için şöyle önemli arkadaşlar. Akın, Necati yola çıkana kadar 20 dakika yol alıyor, değil mi? Hızına 3v dedim, bu 60vlik bir yol alıyor. Necati buna yetişmesi için karşılaşıyorlar diyor ya dolu, karşı karşıya gelmediklerine göre karşılaşma dediğimiz ne? Aslında yetişmesi. Necati'nin akına yetişmesi için buradaki 60 V'lik yolu kapatması lazım. Neden? Çünkü bu 60 V'lik yola geldiğinde daha Necati yeni başlıyor saat 18.20'de. Normal şartlarda 60 V'lik yolu nasıl yapıyorduk? Aynı yöne gittikleri zaman aralarındaki hız farkı 3v bunun 5v farkları 2v çarpı t dersek 30 dakikada kapatır. Yalnız burada enteresan olan şu. Zaten arkadaşlar Necati 30 dakika gidiyor ve 30 dakikada de buraya bir varıyor. Ancak burada şunu kaçırmamanız lazım. 20 dakika akın gidiyor. 1 20 dakika daha gidiyor 18.40'a kadar ama 18.40'la 18.50 arası bu hareket etmiyor. Bu yüzden burada arkadaşlar 30 dakika birlikte hareket etmedikleri için neye bakacağız? 20 dakikalık 18.20'den 18.40'a kadar bakalım bunlar kaç metre mesafe birbirlerine yakınlaşıyorlar. O zaman birisinin hızı 5 ve diğerinin hızı arkadaşlar 3 ve 20 dakikada yani arkadaşıyla sohbet etmeye başlayana kadar Akın Necati buna ne kadar yaklaşmış oluyor? 2V çarpı 20'den 40V yaklaşmış oluyor. Böylece 60V aralarında mesafe vardı. Ve sonunda 40V yaklaştığına göre artık aralarında ne kadar mesafe kaldı? 20V, 20V mesafe kaldı. O zaman 20V mesafeyi 5V hızıyla 4 dakikada alacak. Ve 18.40'dan 4 dakika sonra 18.44'te Necati akını yakalamış olacak. Sebebi de akının o aralıkta hareket etmemesi arkadaşlar. Sınav için arkadaşlar çok faydalı gördüğüm sorulardan bir tanesi bu olur benim. Çünkü soruyu böyle güzelce okuyorsunuz. Tam okuduğunu anlama sorusu. Paragraf okur gibi. Kelimeler çok değerlidir. ÖSYM bazen çok uzun bir şekilde anlatır arkadaşlar ama orada kelimelerden matematiksel yorumları çıkarmanız gerekiyor. Bu soruda da öyle. Bir kere şunu bile ben şöyle göstereceğim. Bu son durumda ifadesi bizim için çok değerli. Sonra yine geçen fındık ifadeleri burada gerçekten çok önemliydi. Sorularda da sonuçta size her zaman altını çizmeyecek ÖSYM. Çok nadiren öyle altını çizer. Bizim anlamamız gerekiyor. Soruyu belki birçok öğrenci çözerdi ama hızlı çözmek de çok önemli. Şimdi fındıklar geliyor arkadaşlar. Öyle bir şey gibi düşünün makine yukarıdan aşağı geliyor diyelim. Birinci bölmede son durumda kalanlar, ikinci bölmede son durumda kalanlar, üçüncü bölmede son durumda kalanlar. Son durumda birinci bölmede kalanların ağırlığı, ikinci bölmede kalanların iki katından beş fazla. O zaman buraya ben x dersem buraya 2x eksi 5 demeliyim. Son durumda burada kalana y dersem burada kalanın 2 eksiğinin 3 katıymış arkadaşlar. Birinci bölmede kalanlar. Son durumdayı özellikle vurguluyorum çünkü soruda şimdi bir aşama daha var. Diyor ki birinci bölmeden ikinci bölmeye geçen fındığın toplam ağırlığı. Şimdi artık bu ayıklandı iyi kısımlar iyi böl iyi bölme pardon. İyi olan fındıklar ayıklandığı için bu x artı y birinci bölmeden ikinci bölmeye geçenlerdir. Daha orta ve düşük kalitede kalanlar. Sonra orta kalitelerde elendikten sonra daha doğrusu kaldıktan sonra diyelim elendikten sonra yanlış olmasın. Burada kaldıktan sonra bu orta kalite ikinci bölmeden üçüncü bölmeye artık sadece ne geçer? Düşük kalite geçer o da y. Ve bunların arasındaki ilişkine verilmiş arkadaşlar x artı y, y'nin iki katının bir eksiği diye soru bize söylüyor. Böylece x eşittir y eksi 1 yaz yerine x gördüğün yere buraya y eksi 1 burada da y eksi 1 yazarsak Şöyle bakın 3y eksi 6 2y e, şurası eksi 5 miydi artı 5'miş pardon 2 katının 5 fazlası demiş. Böylece 2y artı 3 eşittir 3y eksi 6'dan y arkadaşlar 9 geldi. Bundan sonra y 9 olduğuna göre orta kaliteyi soruyordu 9 eksi 1'den 8. Dikkatli olma okuma sorusuydu bu yüzden benim önemli gördüğüm sorulardan. Çünkü şöyle oluyor onu görseydim kesin yapardım. Aa bunu görsem falan değil. Sınavda da gerçekten e, normal denemelerde biraz daha kendinize acımasız davranırsanız gerçek sınavda hayal kırıklığına uğrama ihtimaliniz düşer arkadaşlar. Zarar sorularında düzgün değerler vererek işinizi kolaylaştırırsanız daha hızlı çözersiniz soruları. Burada da o yüzden muzun fiyatına 100 lira diyelim şimdi tamam mı? Daha sonra bize ne demiş? Birinci gün %400 kar. %400 kar ne demek? 4 kat demektir. 4 kat de arkadaşlar 400 TL'ye satmak demek değil. 400 kar ettiğim için 500'e satmış oluyorum. O bizim için önemli. 100 lira maliyet burada dursun. Birinci gün 400 kar elde etmem için 500'e satmam lazım. Sonra ikinci gün bu sattığım fiyatın ne kadar indirimi? %40 indirim. %40 indirim yaparsam %60'ına satarım. Böylece 300 TL satarım. Dolayısıyla birinci gün 1 bir diyelim. ikinci gün 300 TL. Üçüncü gün %60 indirim yapıyor. Yani %40'ına satıyor. Bu yüzden de 120 TL. Üçüncü gün sattığı fiyat. 500 TL sattığı oranlarda böyle verilmiş bakın. 2, 3, 5. O zaman 2 kilo diyelim 1000 TL. Sonra 3 kilo satalım. 3 ile orantılı olduğu için 900 TL ve 5 kilo diyelim 120 çarpı 5'ten 600 TL. Topladığımız zaman 2500 TL kazandı. Peki maliyet ne kadar? Maliyet 100 TL idi. Toplam kaç kilo sattık? İlk gün 2, iki, ikinci gün 3, son günde 5. 100 çarpı 2 artı 3 artı 5'ten 10 kilo 1000 lira maliyet var. 1000 lira maliyet 2500 TL kazandı. O zaman kar ne kadar arkadaşlar? 1000'i çıkarırsak 1500 kar. Demek ki 1000'de 1500 karsa yüzde ne kadardır? 150 değişik oldu. Soru da arkadaşlar şu kısım bizim için başlamak açısından önemli. Böylece az bilinmeyen kullanacağız. Sabırla sorunun sonuna kadar hızlıca ama okumak gerekiyor. Böylece çok bilinmeyen yerine şunu yapabiliriz. Fındığın ağırlığına x diyelim. Asya'nın ağırlığı böylece arkadaşlar 3x olur. Şimdi Asya fındıkla birlikte kucağına alıyormuş ya toplam ağırlıkları 4x olur. Tartı %40 eksik tartıyormuş. Bu ne demek? %40 eksik demek %60'ını tartıyor demek. %60'ı neye eşit arkadaşlar? 48 kiloya. %60'ı 48 kiloysa %100'ünü nasıl buluruz? 100 çarpı 48 bölü 60. Doğru mu? Böylece 60'ı 12'ye bölersek 5, 48'i 12'ye bölersek 4. Bunlar gitti. 20 çarpı 4'ten 80 oldu. Demek ki e, bu Asya ile fındığın toplam ağırlığı 4x eşittir 80'den x 20 geldi. Asya'nın ağırlığı böylece 60 oldu. Sonra arkadaşlar e, gelelim Canan'a. Canan'a baktığımız zaman Canan'la fındığın ağırlığı yani C artı 20. %40 eksiği 60 kilogram yani %60'ı 60 kilogram olduğuna göre %100'ü ne kadardır? 100 çarpı 60 bölü 60'dan 100 kilo. Demek ki Canan'ın ağırlığı arkadaşlar 80'miş. Şimdi Canan eczaneye gittiğinde 104 kilo olduğunu görüyor. 80'in x bölü 100'ü, x demeyelim karışmasın, k bölü 100'ü 104'e eşit olacak. Buradan o zaman bir sadeleştirme yapalım. E, 104'ü 4'e bölelim 26. Bunu 4'e bölelim 20. Bunu sadeleştirelim 5. K buradan ne geldi? 130. Demek ki 130 bölü 100'üymüş. Yani %30 fazla tartıyormuş eczane, eczane tartısı D şıkkı. Sınavda da arkadaşlar bu cümleler kadar olması da ÖSYM'de bazen böyle soruları ee, ...hazırlayanlar biraz böyle karıştırır eder falan böyle hiç görmediğim bir soru tarzına büründürür. Ama soru bir yerde kopar ya da bir yerde dikkat etmen gereken bir şey vardır. Burada da böyle devam ediyor eyvah soruyu yapamayacağız mı yoksa hissiyatı verirken... ...bir, bir kere bunlar başlangıçta eşit sayıda miskete sahip. İki, son durumda böyle ona ona ver yok ondan ona al derken Cemile sonda bombayı patlatıyor aslında. Arzu ve senin toplam bilye sayın son durumda benimkinin 2 katından 24 fazla. Yani Cemile'nin C kadar son durumda bilyesi varken bunların toplamda 2C artı 24 bilyesi var. Ee, Burcu ve kimdi bunlar? Arzu. Dolayısıyla arkadaşlar bunların toplam bilye sayısı o zaman ne oldu? 3C artı 24. 3'e bölersem başlangıçta hepsinin C artı 8 olması lazım. C artı 8 C artı 8, C artı 8. Ama biz ne dedik? Son durumda Cemile'nin sahip olduğu bilye sayısına C. Demek ki Arzu ve Burcu da isimlerini unutuyorum söylerken. 2C artı 24 bilye varken ayrı ayrı kaçar tane olduğunu bilmiyoruz ama bunlarda bu kadar varken Cemile'de C tane bilye olduğu için olması gerekene göre ne kadar eksik Cemile'nin bilye sayısı? 8 tane. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. Koyu olan 2 tanesi bakın. 2 ve 8 arkadaşlar. Silik olan da 6. Demek ki koyu olanları birden fazla kullanmış. Silik olanla ilgili mecburen kullandığına göre bir kere kullanmış demek oluyor. O yüzden örnek bir görüntü 6'yı bir kere kullanmış olsun. 2 kere 2'yi kullanmış olsun, 3 kere de 8'i kullanmış olsun. Şöyle bir şifre. Veya e, örnek bir görüntü bu dediğim gibi. Veya 6'yı bir kere kullanmış olsun, 2'yi 3 defa kullanmış olsun ve 8'i 2 defa kullansın. Çünkü e, 6'yı bir kere kullanınca toplam 6 hane olduğu için geriye 5 hane kalıyor. Ve bunlar da koyu renk olduğu için en az 2 defa kullanılması lazım. Birisi 2, birisi 3 olacak. Birisi 3, birisi 2 olacak şeklinde diyebiliriz. Birinci durum... 8'i 3 defa, 2'yi 2 defa, 1'e 6'yı bir defa dersek 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İkincide de aynı durum 6 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Demek ki 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden 2 tane durum var. 720 bölü 6'dan 120 tane şifre oluşturur D şıkkı. Bu soruda işlem hatası yapmazsak çok da büyük bir sıkıntı yok. Biraz sadece o iyonik açık sorunun. Şimdi Akın ve Bülent diyelim. Akın'ın bilye çektiği zaman beyaz gelme olasılığı 1 bölü 4 ise beyaza x diyelim. O zaman tüm bilyelerin sayısına 4x demeliyim. Mecburen kırmızıya ne kalıyor? 3x kalıyor. Aynı şekilde Bülent de kırmızı olma olasılığı. Kırmızıyı arkadaşlar burada 2'ye diyelim tüm bilyelere 5Y dersek burada da beyaz bilye gördüğünüz gibi 3Y tane oldu. Ne demiş? Akının kırmızı bilye sayısı Bülent'in beyaz bilye sayısının 3 katı. Bunları fosforladım bakın. O zaman 3X 3Y'nin 3 katı olacak. Yani X 3Y'ymiş arkadaşlar. Artık burada X gördüğüm yere 3Y yazarsam burası da 9Y olur. Burada da 2y, 3y var zaten Bülent'inkinde. Toplamda artık kırmızı renkli bilyeler. 9y buradan, 2y buradan 11y tane kırmızı bilye var. 12, 5 daha 17y tane de bilye var arkadaşlar. 11 bölü 17 aşık oldu. Sadece B ve E noktalarından söküldüğü için arkadaşlar bu şekil olduğu gibi böyle sola doğru geliyor. Yani... B üssü, D üssü ve F üssünün doğrusallığı bozulmuyor demek oluyor bu. B üssü ve E üssü noktalarından sadece çıkarıldığı için. Şöyle şekli bir büyüteyim daha iyi görün artık. Büyük açı 80 dereceymiş. M kuralından yararlanmak için şöyle D üssü noktasından bir paralel çekeceğim. Bakın görüyor musunuz? İşte bir M kuralı. Zaten dikdörtgen olduğu için 90 derece. M kuralında neydi? Bu 90, 80 ile bu D üssünün toplamına eşitti. O yüzden 10 derece oldu. Yine aynı şekilde bu yere paralel böyle. 46 derece. Şuradan bir tane arkadaşlar doğruyu çekeyim. D üssü, F üssü, K. K demeyeyim varmış. R doğrusal olacak şekilde. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Bakın yine 46 derece oldu. Z'den dolayı D üssü açısı da 46 oldu. Artık bakın bu iki açı arasındaki e, nokta arasındaki açıyı soruyordu. 10 46 56 derece B şıkkı. Burada arkadaşlar katlanan dendiği için şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın burada katlanma noktası verilmiş. Burada katlanma noktası verilmiş. Şuradaki katlanma noktası demek ki arkada demeniz gerekiyor. Sebep biz bunu sonuçta katladığımız zaman en sonki görüntüsünün böyle dört tane bu çubukların üst üste gelmesi olması lazım. Haliyle eğer burası sadece bu şekilde bir çubuk ve bu şekilde bir çubuk birbirine dik bağlanırsa bunlar katlanır mı? Hayır. Bu direkt böyle üzerine düşer. Böylece katlama söz konusu olmaz. Bu yüzden burada soruda ilk bakmamız gereken yer orası. Belki birçok kişinin fark edemediği nokta o olmuştur. Arka tarafta kalmış olacak o menteşe kısmı. Şimdi bundan dolayı şuradan 1 santim, buradan da 1 santim kırpılınca burası 5 santim oldu. Bundan sonra artık şunu yapacağım. Şöyle biz hani en uzak iki nokta arasındaki mesafeyi bulurken bunların uçlarını birleştiriyorduk ya. Sanki bir K noktası ve L noktası vardı. da bunları birleştiriyormuşum ve K'dan L'ye en kısa gidiyormuşuz soruları. Merdiven şeklinde hatırlayın böyle. Dolayısıyla K ve L'yi birleştirdim. Sonra Burada da yine şöyle rengi bir değiştireyim. Hem görün kalınlaştırayım biraz. Bakın şöyle ve yine buradan şuradan şöyle birleştiriyorum. Gördünüz mü? O zaman 5 santim olduğu için karşısı da 5 santim oldu. Sonra şuranın uzunluğu zaten 7 santim. Başka burada da yine aynı şekilde şurasının uzunluğuna bakalım e, ee, 1 santim sağdan kırpıldı. Toplamda 7 santimde 6 santim. Burası da 6 santim oldu. Zaten şu uzunluk arkadaşlar toplamda 7 santimdi. Demek ki bir dik açı olmak şartıyla bir kenarı 13 santim olan bir kenarı da 12 santim olan KL hipotenüsü. 169 artı 144. Yani 9, 4, 13, 6, 4, 10, 1 de var elde. 313 oldu. Kök 313'müş KL uzunluğu. Şimdi normal standart burada bir dik üçgen yapabiliriz. Hipotenüs bana sorduğu uzunluğa KP diyeyim. KP X olsun. X kare artı 2 kök 22'nin karesi 88 eşittir 313. X kare eşittir 225 böylece X eşittir 15 oldu E şıkkı. Çizim sorularında arkadaşlar çözüm görmek yetmez. Elinizi kaleme götürmeniz lazım ve çizmeniz gerekiyor. O yüzden e, böyle sırf böyle şekilsiz olan çözüm soru kitapları var ama onları çözseniz bile bir işe yaramayabilir. Sizin yapmanız gereken her gördüğünüzde çizimleri adım adım takip edip çizmek. Bana sorarsanız ÖSYM e tabii ki zor analitik böyle çizim soruları sordu ama genel itibariyle çizim sorularında yapmanız gereken şey sadece talimatlara uymak aslında. Bakın hiç böyle yorum açık olacak bir şekilde yapmayacağım soruyu. Ee, AB diktir BC. Olacak şekilde bir dik üçgen çiziyorum. Sonra bu üçgenin üzerinde ne demiş bize? AE eşittir BE olacak şekilde. AE pardon BE'ye eşit olacakmış. Ha, zaten gerçi şöyle bir şey oldu bakın. Muhteşem üçlü. AE BE'ye eşitse EC de eşittir. AB'ye 24 vermiş, BC'ye 20 santim vermiş, BD'de 26 santim. Şimdi BD nasıl 26 santim olacak? BCD doğrusalmış o zaman D'nin içeride olma şansı yok. 26 olması için BCD doğrusal mecburen bakın böyle oluyor. Yani aslında çizim olarak soruda şu an böyle müthiş bir katkım olmadı gördüğünüz gibi. Ben ED'yi bulacağım işte şu uzunluğu muhteşem çizimler yapmanıza gerek yok. Zaten çizim sorularında çok absürt bir çizim yapmadığınız sürece sonuca ulaşırsınız. Böylece ED uzunluğunu nasıl bulabilirim? Eğik kenarları bulurken acaba dik üçgen yapabilir miyim diye düşünüyorum ben. İşte şu orta noktadan yararlanıp böyle bir paralel çekeceğim. Dik kenara paralel çekmiş çekmek işe yarar. Hele bir de orta nokta olunca bakın orta taban olur. ET 12 santim. Yine T noktası orta nokta olacağı için malum ET orta taban çektik çünkü dike olunca paralel olur. Böylece BT eşit olur. 10 10 santim ve şimdi burada bir dik üçgen oldu. 16 12 20 santim cevabımız D şıkkı. Burada arkadaşlar düzgün altıgene şöyle dikkat etmeniz lazım bakın. 12 tanesini birleştirince merkez açı sonuçta şöyle rengi değiştireyim. Merkez açı burası ve burada 12 tane arkadaşlar açı var. 360 bölü 12'den o zaman buralar 30 dereceymiş aslında. Peki bunun bize katkısı ne? Böylece biz bu C açısının aslında artık 30 derece 30 derece olduğundan 30-30-120 üçgeni olduğunu fark etmiş oluyoruz. Ve bu üçgenin alanı 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2 sinüs alan formülü AB bölü 2 sinüs alfaydı. Ve bu üçgenlerden kaç tane var? 12 tane var. Eksi bu düzgün altıgenin alanını çıkarmalıyız. Düzgün altıgende burada arkadaşlar sonuçta merkez açıdan çıkan bunlar birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen oluşturur. Sebebi düzgün altıgende tam ortadan ikiye ayıran doğru simetri eksenidir. 60 olur. Bu yüzden 122'ye böler 60 olur. Buralarda böyle 30-30'dan 60 olur. Demek ki buradaki bir kenar 6-6 düzgün altıgenin de bir kenarı aslında. Bu yüzden 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten 6 tane var düzgün altıgenin alanı. Böylece bu 12 üçgenden şu kırmızı bölgeyi çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla 54 kök 3 burası da arkadaşlar 108 kök 3 kalan kısmın alanı 54 kök 3 oldu. Yoksa ben tabii ki şunların ayrı ayrı alanlarını bulmak zorunda değilim. Cevabımız C şıkkı oldu. Bunun kolay noktası şu arkadaşlar aslında. F noktası orta nokta olduğu için KF orta tabandır. Şöyle devam ettirdiğimiz zaman 4 kök 2 4 kök 2, 8 kök 2 olur. Yani bir kenar 8'dir. Bundan dolayı bu yükseklik de 8'dir. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bu orta tabanı verdiği için AD artı BC'nin yarısı 8. Yükseklik 16. Demek ki yamuğun tüm alanı 128. Bundan neyi çıkaracağız? Karenin alanı beyaz bölgeyi çıkaracağım. Demek ki kalan bölge 64'müş C şıkkı. Buradaki önemli nokta arkadaşlar neresi? Oran 48, 36 olduğu için 48 bölü 36'dan 4 bölü 3 ve bu oran korunuyor bakın. Aynı oranda küçülüyormuş. Yani yine burası diyor ki bize o zaman 3K'dır. Burası yine 4K'dır. Oran değişmiyor sonuçta. Eninin boyunu oranı aynı. Artık 4K dediğimiz yer normalde şu kısa kenarda 36 santim. 36 4K ise buradan 9 olur K yani 27 olur. Kalan kısımlara dikkat. Burası arkadaşlar 36 santim. Şuraya X diyelim 36 X. Buraya Y diyelim. Yine bu bölgenin alanında 36 Y. Şimdi 36 parantezinde X artı Y oldu ki toplamda zaten buranın uzunluğu 48 olduğu için 27'yi çıkarırsak x artı y 21'miş. 36 çarpı 21. 36 çarpı 20 olsa 720. Bir 36 daha eklersem 756 oldu D şıkkı. Arkadaşlar bakın 3 birim. Burada 7 birim kullanılmış. Şöyle eşit verilmiş. Yamukta şöyle bir yorumumuz vardı. Yukarı doğru çıkarken 4 birim artmış. Kaç birim peki yukarı çıkmışız? Şuradan 2 birim. Bakın. 2 birim yukarı çıktığımda 4 birim artış var. O zaman 1 bir birim yukarı çıkarsam 2 birim artış olur. Bu yüzden de 7'den 9'a bir çıkış olması lazım. 2 birimlik artış olması için. Böylece karşılık kenarlar birbirine eşit. BL'ye de 6 birim kalmış oldu. C şıkkı. Şekilli sorularda bazen arkadaşlar normal standart çizim yapmak daha mantıklı olabilir. Yani burada hani biraz görmeniz sıkıntıya düşüyorsa. Şöyle yaptığınızda Bakın böyle B noktası, A noktası bu bir yarım daire. Şu an kapalı olan kısmı buranın çadırın. Biz burayı örtmeliyiz. O yüzden en az demişim daha fazla kumaş tabii ki kullanabilirsin ama önemli olan burayı kapatmam. Benim bu alanı bulmam gerekiyor. Burada zaten bize 30 dereceyi vermiş. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Hemen ben merkezde burayı birleştiririm böyle bakın. Artık ekstra yapacağımız bir şey çok da kalmadı gördüğünüz gibi. E, burası 30 derece olmuş oldu. Şunu bir sileyim. Böylece 30-30-120 üçgeni. Bir de bakın burada şöyle bir bölge var. Bu bölgede 60 derecelik daire dilimi. Bize AB'ye 6 birim verdiği için yarıçap 30 30 120 üçgeninden 6'nın köküçükte biri 2 köküç olur. Yarıçap 2 köküç olduğuna göre karesi 12 pi. 60 bölü 360 6'ya böldüğümüz zaman mavi bölge 2 pi geldi. Şuradaki 30 30 120'nin alanı nasıl bulunur? Sinüs alan formülü 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. Böylece bunlar da gitti. 3 kök 3 oldu. 3 kök 3 artı 2 pi'ymiş arkadaşlar. E şıkkı. Burada arkadaşlar bakın bir kare prizma düşüneceksiniz hemen. Böyle düşünmekten ziyade çizeceksiniz. Müthiş bir çizim yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi benim çizimim de gayet kötü yani. Şimdi bunun ağırlık merkezinde bir delik varmış. Diyor ki bunun kare olmayan yüzeyine oturtuluyor. Masa var bir tane. Böyle bir yüzey. Bu yüzeyin üzerine şöyle bakın. Diyelim bu yüzeyi oturttuk. Zaten başka oturtma şansımız yok. Şöyle geldi. Bu şekilde. Bunu böyle oturttuk. Şimdi şu yüzey bir kenarı 12 santim, bir kenarı 10 santim olan bir yüzey. Ve burada dikkat etmemiz gereken bir kenara 10 santim olan karenin ağırlık merkezinde bir delik var. Yani şöyle bir orta nokta. O zaman suyun dökülmemesi için fiziksel olarak maksimum nereye kadar doldurulması lazım? Deliğin olduğu yere kadar. Oraya kadar doldurursak su arkadaşlar dökülmez. Hemen oranın hacmini bulalım o zaman. Bakın şu kısım kadar yarısına kadar maksimum su doldurabiliriz yani. 10 birim olduğuna göre yarısı 5 birim ağırlık merkezi. Karenin arkadaşlar tam ortasıdır. Bu yüzden her tarafı böyle ikiye böler. 10 santim olduğu için yükseklik bu yüzden 5 santim oldu. Sonra diğer kenar 10, diğer kenar da 12. Bunların çarpımı 12 çarpı 10 çarpı 5'ten 600 santimetre küp oldu. Demek ki benim bu şeklin içine koyabileceğim maksimum su 600. Eğer biraz daha geçerse zaten bu delikten su akmaya başlar. 600'den küçük 560 ve 400 var. Bu yüzden cevabımız 2 3 D şıkkı bakın. Aslında çok da sıkıntılı bir soru değil. Lütfen o yüzden çizim sorularında böyle müthiş çizimler değil zaten. Standart bir çizim yapmanız, soruyu doğru okumanız yeterli. Burada arkadaşlar 3 eksi 2 noktasını pozitif yönde demiş. Pozitif yön saat yönünün tersi. 3 eksi 2 noktası şöyle bir nokta. Burada yapmamız gereken ya kuralı bilmek ya da benim yapacağım gibi yapmak. Şimdi eşlikten yararlanacağız. Döndürmede uzunluk değişmez. Dolayısıyla biz bunu 90 derece döndürdüğümüz zaman artık şöyle bir görüntü olacak. 90 olması için alfa artı beta mecburen bakın. Sonra böyle indirdim. Kenarlar değişmez. Böylece bir kenar alfanın gördüğü 2 birimken yine alfanın gördüğü şurası 2 birim olur. Beta'nın gördüğü burası 3 birimken Yine burası 3 birim olacaktır. Yeni noktamız 2'ye 3 noktası oldu. Bu 1. İkincisi iki, eksi 2'ye 10 noktası verilmiş. Bu da tabii ki ikinci bölgede bir nokta. Şöyle eksi 2. Şöyle yapayım. 10 noktası bakın. Burası 2 birim. Burası 10 birim. Bunu da negatif yönde 270 derece döndüreceğiz. Negatif yönde 270 derece. Bakın o zaman şöyle bir açı yapıyor. Negatif yön saat yönü normal bildiğimiz 90, 90, 180, e 270 şöyle bir yere geldi. Biraz daha 270 çünkü şurada bir alfa var ya. O zaman buraya beta dersem, arada yine 90 derece olması için burada bir alfa kadarlık açı olması gerekiyor. Bundan sonra o zaman yine aynıyorum. Alfa'nın karşısı 2 birim, alfa'nın karşısı 2 birim, beta'nın karşısı 11 birim. Beta'nın karşısı 11'im Yeni durumda arkadaşlar. Eksi 10'a eksi 2 oldu. İki nokta arasındaki uzaklık. X2 eksi X1'in karesi. 2 eksi eksi 10'un karesi. Artı Y2 eksi Y1'in karesi. 3 eksi eksi 2'nin karesinin karekökü. Buradan da 144. 25 daha 169. Karekökü 13 geldi. E şıkkı.